3 Mayıs, 9 Mayıs. Nasılsınız Koç burçları? Umarım her şey yolunda ve keyifte gidiyordur. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Akış Official Instagram sayfamı takip edebilirsiniz. Değerli Koç burçları, şunu demek istiyorum. İşsiz olanlar için 3 Mayıs itibariyle iş kapılarınızla alakalı sorunların tamamıyla rahatlayacağı, görüşmelerinizin olumlu şekilde devam edeceği ve gülümseyen bir anlaşma imzası başlayacağı bir hafta olacak. Özellikle fırsatları kaçırmanızı istemiyorum. Hatta rütbeli ya da konumlu kişilerden büyük bir destek alarak iş konumunuzla ilgili güzel anlaşmalar, sizi mutlu edecek enerjilere giriş sağlayacaksınız. Yani yeni fırsatlar, yeni oluşumlar. Yani uzun süredir işinizle ilgili rahatsızsanız bile, bulunduğunuz alanda değişmesini istediğiniz konumunuzla alakalı rahatsız olduğunuz noktalarınızla ilgili de güzel değişimler yakalayacaksınız. O yüzden Mayıs 9 Mayıs'a kadar hedefleriniz, kotanız, planladığınız her şey çok hızlı ve zihniniz de çok hızlı olacak bu evrede. Başarmak istediğiniz her noktada sağlam adım, pratik ve ilerleyen noktada devam edeceksiniz. Kazanmalarınızı arttıracaksınız, enerjinizi toparlayacaksınız. Ortaklı iş yapıyorsanız bile işinizde kazançlar hızlanacak. Kendi özgüveniniz daha sağlam bir şekilde olacak. Kendi belirlediğiniz noktalarda planlı ve programlı gidip daha mutlu süreçler sağlayacaksınız. Şunu demek istiyorum. Özellikle ev satın almak, yatırım yapmak isteyen Koç burçları 11 Mayıs ve 18 Mayıs arasında ev yatırımınızla alakalı muradınız, anahtarınız gerçekleşmiş olacak. Endişe etmenizi istemiyorum. Ortaklı iş kurmak isteyen ya da iş alanında büyük değişimler yaşamak isteyen Koç burçları için de sakin ve mantıklı, evet, doğru kapılar, doğru enerjiler var. Hatta iletişim konusunda çok hareketli olacaksınız. Sağlam insanlarla diyaloğa gireceksiniz ama sizin pratik ve hızlı düşünceniz sizi bu dönem hem hataya hem de gereksiz maddi kaybı, hem mantığınızı sakinleştirin, kurallarınızı koyun, sağlam bir proje, sağlam noktada yer alacaksınız. Özellikle banka, finans anlamında çalışan bazı Koç burçlarında yer değişimi, konum değişimi, koltuk değişimi söz konusu olacak. Bir de şunu demek istiyorum değerli Koç burçları, sağlık olarak son zamanlarda kendi bedeninizi çok ihmal ettiğinizin, vücut yorgunluğunuzun fazla olduğu gözüküyor. Bir check-up yaptırmanızı öneriyorum. Çünkü bel fıtığı, boyun fıtığı ve kemiklerle ilgili hassasiyetiniz ve alerjik boğaz enfeksiyonlarınız hassas gözüküyor, ihmal etmeyin. İlişki konularımızla ilgili baktığım zaman, evet, biraz karışık, kararsız, kendinizi ilişkiden çok maddiyat ve para enerjisine gireceğiniz için sanki ilişkiniz, evliliğinizi geride tutacaksınız ama onların da size çok ihtiyacı var. Lütfen yarım saat de olsa onlarla güzel bir vakit geçirin. Yeni araç almak isteyen, yeni bir mal yatırımı, araçla ilgili satıp almak niyetiniz varsa bu kapınız hayırlı ve yapabilirsiniz. Yani 21 Mayıs'a kadar güzel olumluluklar sizin hayatınıza geçirecek. Özellikle medya sektörü ya da bu tarz alanlarda çalışan kişilerde 21 Mayıs itibariyle büyük bir rahatlığa geçiş yapacaksınız. O yüzden şu an gözünüzde medya sektörü, iletişim, habercilik sektöründe çalışan koçlar 21 Mayıs'tan sonra büyük bir rahatlığa geçeceksiniz. Gerekli alanlarınızı şimdiden, altyapınızı oturtun, daha rahat bir aydınlığa kavuşma. Kendi iş yeri almak ya da dükkan satın almak isteyen bazı Koç burçları için, evet, doğru fırsatlar, yatırımınızı yapabilirsiniz. Bu sizi tatmin edecek. İlişkisinden ayrılan, bir türlü haber gelmeyen diyen kişiye yeni bir kısmet var. Kısmetini değerlendirirseniz çok mutlu olacağınızı söylüyorum. Üniversite sınavına hazırlanan Koç burçları, başardınız. Devam edin, enerjinizi toparlayın. Liseye gidecek evladınız varsa puanını güzel tutturacak. Panik yapmanızı istemiyorum. Aslında hanede biraz yoga, meditasyon, yorucu enerjiyi bir atarsanız evdeki enerji de sakinleşecek olarak gösterir. Evde boya badana fikriniz var ama evi satmak isteyenler de var. Kararsızsınız. Bence evi satacaksınız. Boşuna şu an bu masrafa girmenizin bir anlamı yok. Yeni geçeceğiniz evinizde restorasyon ya da tamir yapabilirsiniz. Aile büyüklerinizle alakalı arada sorun, tartışmak, gereksiz tartışmalar sizi yıpratabilir. Aileye karşı öfkelenebilirsiniz. Burada da onların haklı olduğu noktalara bakarak karar verirseniz sevinirim. Toprakla uğraşan,
tarım sektörü, gıda sektörüyle uğraşan koç burçlarında hızlı kazançlar, yurt dışı bağlantılı beklediğiniz olaylar neyse evraklarınız doğru bir şekilde gerçekleşecek. Özellikle yurt dışına yerleşmek, yurt dışı eğitim almak ya da yurt dışı master'ı yapmak isteyen koçlarda bu fırsatlarla ilgili araştırma var. Özellikle Almanya niyeti olan kişilerde, özellikle üniversitesini bitirmiş Almanya'ya gitmek istiyorsanız bu kapılarda bir fırsat var. Araştırın, bu kapılarınız aydınlığa kavuşacak gözüküyor. Değerli koç burçları, şunu demek istiyorum. Sizde bu ara rüyalarınız, sezgileriniz ya da hissettikleriniz size birebir yansıyabilir. Bunları bir değerlendirin, not alabilirsiniz ya da hislerinizi doğru takip ettiğinizde kazanç evresi sağlanabilir. Annenize ya da ablanıza ya da büyüklerimizin evine hırsız girebilir. Dikkat edin, bir çalınan bir mal gündeme gelecek. Evet, mutlu kalın, sağlıkta kalın. Biraz rahatsızım, kusura bakmayın. Çok az yapmış olabilirim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.